Bu olay Haziran 2019'da yaşandı. Japonya'nın belirli bölgelerindeki insanlar şiddetli bir sağanak yağış sonrası evlerini terk etti. Yalnız yağan yağmur değil, balık, kurbağa ve kurbağa larvasıydı. Tarlalar, yollar, çayırlar, çatılar her yer bu su canlılarıyla dolmuştu. Bir adam kamyonetinde ve kamyonetinin etrafında 13 sazan balığı görünce şoke oldu. Belli ki sırf onları saymak için durmuştu. O tuhaf yağışın nereden geldiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Fakat en yaygın teoride şiddetli bir deniz hortumunun tüm o canlıları topladığı iddia ediliyor. Sonra onları yukarı atmosfere taşımış ve aşağıdaki her şeyden habersiz insanların üstüne dökmüştü. Laf bulutları bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünür. Sıcak ve nemli hava yukarı yönlü gök gürültülü fırtına akımına kapılınca oluşurlar. Tekin görünmeyen bu bulutlar çoğu kez bir fırtınanın geldiğini haber verir. Nefes kesici gökkuşağı bulutları gök gürültülü fırtınalardan sonra pamuk gibi kabarık bulutların üstünde görünür. O kabarık bulutlar alçak irtifa bulutlarıdır. Genellikle yaklaşık 6000 fit yükseklikte dolanırlar. İçerdikleri su buharı sıvılaşınca ortaya çıkan damlalar prizma görevi görür. Bu da bulutların üzerinde çok renkli tepeler oluşturur. Gündüz sefası bulutlarına nadiren rastlarsınız. Gökyüzüne uzanan devasa borular gibi görünürler. Nispeten aşağıda konumlanarak 960 kilometreden daha fazla bir mesafede kıvrıla kıvrıla ilerleyebilirler. Çoğu araştırmacı bu bulutların bir yukarı yönlü hava akımının bulutta sıkışmasıyla meydana geldiğini düşünüyor. O benzersiz yuvarlanma görüntüsünü de bu yaratıyor. Bulutun arkasındaki soğuk hava geriye doğru çökmesine neden oluyor. Gündüz sefası bulutlarının görebileceğiniz tek yer olmasa da en iyi yer Avustralya'daki Carpentaria Körfezi'dir. Bu bulutları görmek için oraya gitmeye karar verirseniz Eylül sonundan Kasım başına kadar olan dönemi tercih edin. 2012'de gökyüzü önce kapkara kesildi, sonra sarıya döndü. Ondan sonra yere jelatin gibi toplar düşmeye başladı. İngiltere'de bir adam bu topları bir dolu fırtınası sırasında dışarıda buldu. Garajına doğru yürürken dolu taneleri arasında olağanüstü parlak bir şey gördü. Araştırmacılar bu jöle yağmurunu inceleyince bu topların bebek bezlerinde ya da saksı topraklarında kullanılan bir maddeden olduğunu buldular. Bu madde sıvıyı emmesi için kullanılır. Topların gökyüzünden düşüp düşmediği hala belirsiz. Belki de eriyen buz orada hali hazırda bulunan birkaç kristali bir anda büyütmüştür. Başınızın üzerindeki o kocaman beyaz yumrulara memeli bulut denir. Onları görünce gökyüzünün yere indiğini sanabilirsiniz. Çoğu bulut hava atmosfere doğru yükselince meydana gelir ama memeli bulutlar öyle değildir. Nemli ve soğuk hava aşağı inip kuru havayla karışınca olurlar. Bu arada bu doğa olayını görecek olursanız hava bozmak üzere demektir. Aman aman! Rengarenk sedef bulutlar atmosferde çok yükseklerde ortaya çıkar. Çok yüksek derken bir yolcu uçağının seyir irtifasının iki katını düşünebilirsiniz. Böyle yüksekliklerdeki hava son derece kuru ve soğuktur. Sedef bulutlarındaki buz kristalleri daha sık görülen bulutlarınkinden çok daha küçüktür. Işığı farklı bir şekilde yansıtırlar. Bu da bulutlara o sedef görünümünü verir. Kan yağmuru bir korku filminden daha dehşet verici görünür. Ancak gerçekte bu doğa olayında ilginç ya da doğa dışı bir şey yoktur. Böyle kızıl renkte yağmurlar eski Roma'dan beri biliniyor. Bazen şiddetli rüzgarlar kırmızı tozu atmosfere kaldırır ve çok çok uzaklara taşır. Başka bir galaksiye. Sonunda bu toz bulutlara karışır, bu da yağmuru renklendirir. Eklemeden geçemeyeceğim. Kömür madenlerinden kalkan tozlar da yağmuru siyah hale getirebilir. Polenler sarı yağmurlardan sorumludur. Başka türdeki tozlar da yağmur suyunu beyaza dönüştürebilir. Avustralya'da bazen gökten örümcek yağar. Bunun sebebi bu canlıların balon gibi şişebilmesidir. Son derece sıra dışı bir seyahat yöntemi, öyle değil mi? Örümcek yüksek bir ağacın veya çalının en tepesine tırmanır. Sonra birkaç örümcek ağı örer. Bu ağlar örümceğin rüzgarla uçup gitmesini sağlar. Bu uçan örümcekleri görmek kolay değildir. Ama kimi zaman özellikle de hava nemli ve kötüyse örümcekler kitleler halinde şişip uçar. O zaman dikkatinizi mutlaka çekerler. Milyonlarca örümcek daha iyi koşulları olan başka bir yer bulmak için bir yolculuğa çıkıyor. Dışarıda kar yağıyormuş gibi görünebilir ama hayır, onlar süzülerek yere inen örümcekler. Hiç gökyüzünde kocaman yuvarlak diskler gördünüz mü? Büyük olasılıkla onlar mercek bulutlarıdır. Genellikle dağlar ya da tepeler gibi büyük ve yüksek yerlerin üzerinde oluşurlar.
Kuvvetli rüzgarlar bir bariyere çarpınca bu bir hava dalgası yaratır. Bu bariyer ne kadar yüksekteyse üzerine yükselen hava o kadar soğur. Bir noktada içerdiği nem su damlacıklarına dönüşür. Bu damlacıklar da sıra dışı bulutları meydana getirir. Mercek bulutlar dalgalara, bir pizzaya veya hatta bir pankek yığına benzeyebilir. Enfes! Volkanik kasırgalar muhtemelen en dehşet verici doğa olaylarından biridir. Bir volkan patlayınca havaya kızgın kayaç ve kül püskürtür. Katı lav parçaları ve sıcak gazlar volkanın yamacına doğru akar. Bu akış olurken sıkışan gazlardan bazıları aynı anda hem yükselmeye hem de dönmeye başlar. Etrafı çeviren hava tarafından sıkışırlar ki bu da gazların daha da hızlı dönmesine neden olur. İşte bir volkanik kasırga böyle doğar. Neyse ki bu doğa olayının ömrü çok kısadır. 19 Mart 2018'de Alabama sakinleri can havliyle kaçmak zorunda kaldı. Yoksa gökten düşen buz parçaları insanlara çarpacaktı. Bu milyonlarca dolar tutarında hasara yol açan berbat bir dolu fırtınasıydı. Dolu fırtınasından sonra bölge çok iç karartıcı görünüyordu. Dükkanların kırılan vitrinleri, tuzla buz olmuş araba ön camları, devrilen reklam panoları, çatılarda oluşan delikler, en azından Coolman kasabası yakınlarında bir dolu tanesi bulmaları araştırmacıları heyecanlandırmıştı. Bir softball topu boyutundaki bu canavar 12 santimetreden daha büyüktü. Yeni bir eyalet rekoru kırması boşuna değildi. Silindirik kar çörekleri kuvvetli bir rüzgar bir kar topu yapmaya karar verince olur. Karlı bir alanda biraz karı yuvarlamaya başlar. Gerçek bir kar topu olsaydı eninde sonunda rüzgarın hareket ettiremeyeceği kadar ağırlaşırdı. Fakat kar çöreğinin ortası oyuktur. Bunun meydana gelmesinin nedeni iç katmanının çok ince olması ve çörek oluşunca uçup gitmesidir. Aynı zamanda daha uzaklara yuvarlanmasının nedeni de budur. Ne yazık ki kar çöreği aramakla bulunmuyor. Ender görülen bir doğa olayı çünkü oluşması için koşulların eksiksiz şekilde bir araya gelmesi gerekiyor. Ay kuşakları gökkuşaklarından çok daha ender rastlanan doğa olaylarıdır. Doğrudan güneş ışığı yerine ay ışığıyla ortaya çıkıyorlar ve ayın da dolunaya yakın olması gerekiyor. Ay kuşakları soluktur ve sıklıkla beyaz görünür. Ancak bu sadece bir yanılsamadır. İnsan gözü bütün renkleri yakalayacak kadar duyarlı değildir. Şimşek topları havada asılı duran ışık küreleridir. Turuncu, sarı veya kırmızı renkte bile olabilirler. Şimşek topları bazen gökyüzünden inebilir. Bazı durumlarda aniden ortaya çıkarak yerden 1-1,5 metre kadar yukarıda sallanıp dururlar. Isı yaymazlar ve çok hafif bir ses çıkarırlar. Şimşek topları cisimlerden sekebilir. Televizyon gibi elektrikli bir şeye denk gelirlerse genellikle sessiz bir patlamayla yok olup geride kükürt kokusu bırakırlar. Ancak şimşek topları yangın çıkarabilir ya da patlayabilir. Bilim insanları şimşek toplarının gök gürültülü fırtınalarla bağlantılı olabileceğine inanıyorsa da henüz sağlam bir kanıt yok. Sis kuşaklarının iç kısmı neredeyse beyaza çalan uçuk mavi renktedir ve dış kısmı soluk kırmızıdır. Bir sis kuşağını soğuk bir deniz ya da okyanus üzerinde sıcak hava kendisinden çok daha soğuk suyla temas edince görme olasılığınız daha yüksektir. Bu doğa olayı güneş parlarken sisin ışığın geçeceği kadar hafif olduğu durumlarda da meydana gelir. Volkanik cam ipliği ince lav akışlarıdır. Altın renginde olurlar ve güzel görünürler. Ama sakın elinize almaya kalkmayın. Evet, size zarar verebilirler. Bazen rüzgar aktif volkanlardan gelen küçük lav damlacıklarını yakalar. Bu damlacıklar volkan ağzından kilometrelerce öteye taşınır. Uzayarak lav saçı da denen son derece ince cam tellere dönüşürler. Bazı tellerin boyu 2 metreyi bile bulabilir. Mart 2018'de Kuzey Nevada'da gökyüzüne bakanlar en ender rastlanan ve en tuhaf bulutlardan birini gördüler. O bir atnalı bulutuydu. Böyle bir vortex, düz bir bulut, yükselen sıcak hava sütununun üstünden geçerken meydana gelir. Bu hava buluta o etkileyici şeklini vermekle kalmaz, aynı zamanda dönmesini de sağlar. Ama acele etseniz iyi olur, çünkü atnalı bulutları çok kısa sürelidir ve genellikle sadece birkaç dakikada yok olurlar. Don çiçekleri Kuzey Buz Denizi'nde yeni oluşmuş deniz buzunda veya ince göl buzunda açar. Bunlar kırılgan ve narin buz kristalleridir. Bu yapılar sıcaklık değişimleri sırasında büyür. Buz yüzeyinden nem çekip doğrularak bakterileri ve tuzu tutarlar. Don çiçeklerini Antarktika'da görebilirsiniz. Fakat bu çiçekler nerede büyürlerse büyüsünler, üzücü olan onlar hakkında pek az şey bilmemizdir. Yine de nefes kesici görünürler.